bilsem. Yüreğine sor evlat. O bilir. O bir hayli cahil baba. Hem bu ara pek aynı lisanı konuşmuyoruz. Haşa evlat. Ne cahili. Cihanla beraber atar insanın kalbi. Kainatın, hakikatin tüm sırrı orada. Bilmek isteyecek cesareti olana tabii. Ya o cesaret yoksunuysa? Azat et kalbini, o bulur menzilini. Bakıyorum da mevzu bahis aşk olunca dilinin bağı çözülüyor Seyfettin Reis. Pek romantikmişsiniz. O aşk ki alemler onun üzerine yaratılmış evlat. Benim dilimin bağı çözülmüş, yok mu? E sen de babana örnek al işte. Dilinin bağını çöz de sualime yanıt ver. Kiminle yaşlanmak istiyorsun? Ağzım damağım kurudu. Su isteyen var mı? Koş koş. Anca yetişirsin. Lafın çoğunu kaçırmışsındır belki ama kalanına yetişirsin artık. Teyze. Yalan mı? Kamran'ı merakından yolluyor arkasından. Merak ediyor. Baba oğul kapandılar fısır fısır ne konuşuyorlar acaba diye. Aman yok. İçmeyi veririk. Suyunuz da sizin olsun maşrapanızda. Hanımım. Otur Münevver. Köyün bir akıllısı bunlar sanki Feride. Biz ahmaz, zekasızız. Bir bunlar cin maşallah. Teyze, misafir. Misafir falan değil. Harami bunlar, harami. Nasıl sıkı sıkı oturuyorlar koltuklarında. Hı? Sor bakayım Neriman hanımcığına. Bacağı nasıl olmuş? Teşekkür ederim Besmeciğim. Daha iyi, merhem kullanıyorum. Aa. Ne oldu ki? Necmi'yi haşladı kaynar suyla. Ne? Nakış işleyerek mi geliştirdiniz bu hayal gücünüzü? Zehirli fondanlar demek. Güzel metafor. Etme Necmiye. Sen bu güzel kafanı böyle saçma sapan iftiralar için kullanarak ağzımızın tadını bozma. Hem sen utanmıyor musun teyze kızının eşyalarını çalmaya? Çalmadım. Mektepten mi aldın? Bir de açmış, yemiş. Demek sana bağlı eşek bile emanet edilemez. Pis hıyanetçi. Baba. Yok Nuriye. He. Çok düşündüm. Haliyle. Bak evlat. Bizim yüzümüzden, annenle benim yüzümden Neriman Hanım'ı sevdiğini söylemiyorsan
Sana yemin, sana söz evlat. Biz hanemizi de, kalbimizi de müstakbel zevcene açarız. Sağ ol baba. Neriman benim pek kıymet verdiğim bir hanım. Peki ya Feride? İşte böyle Feride'ciğim. Necmiye sırf beni abisine yakıştıramıyor diye yüzüme kaynar su dökmeye kalkıştı. Allah'tan suratımı sakınabildim de bacağıma denk geldi. Besime Hanım. Çok geçmiş olsun. Fakat ben eminim ki bir yanlış anlaşılma vardır. Yani kazara olmuştur. Necmiye öyle bile isteye kimsenin canını yakmaz. Pek kazara sayılmazdı. Göz göre göre oldu ama. Kol kırılır yen içinde kalır. Ben unuttum bile. Besme Hanım, iki dakika gelseniz bir şey diyecektim. Bir işim var, görmüyor musun? Bak sen bak, unutmuşmuş. Necmiye yapmadığından olmasın sakın. O nasıl lakırdı ayol? İşte öyle lakırdı. Hı? Çağıralım mı buraya Necmiye'yi? Soralım mı? Bir prova yapın bakalım beraber. Nasıl haşlamış seni Necmiye? Aba altından sopa mı gösteriyorsun Besme? Hem suçlusunuz hem güçlü. Ben senin yediğin herzeleri bilmiyorum sanki. Önce oğlumu al. Kızıma iftira et. Babamızı yanına çek. Biz kaçın kurasıyız Neriman Hanım. Yarın öbür gün çok mahcup olacağın laflar ediyorsun Besime. Yüz yüze bakacağız şurada. Bakmayacağız efendim. Hiç heveslenme. Olmayacak o iş. Sen inanacağına inanmışsın zaten. Ama ben seni çok seviyorum Besime. Onca yıllık ahbaplığımızın hatırına da susup oturacağım artık. Oturma. Kalk git. Otur Münevver. Neyse. Gayet de leziz duruyorlar. Giderken yolda yiyelim. Madem çok beğendiniz, burada yiyin. Hem bu fakiri sizi fondan yerken izleme saadetinden mahrum bırakmayın. Lütfen. Çok isterdim. Ama sırf sizi düşündüğüm için bu teklifinizi reddetmek durumunda kalacağım. Zira genç bir bayan olarak beni yatak odanıza almanız hiç hoş değil. Bir gören olursa zor duruma düşersiniz. Artık öyle bir meselemiz kalmadı. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Aç şu kapıyı, aptal. Madem zehirli değil diyorsunuz fondanlar, buyurun afiyetle yiyebilirsiniz. Buyurun, buyurun. Rica ederim. Yiyin. Yoksa çığlık atarım. Necmiye Hanım. Necmiye Hanım. Bu kapı niye kilitli gı? İşim var. Ha, içeride miydin? Evet. Niye ki öyle kendini gitledin odaya? Bir derdin sıkıntın mı var? Yok, yok git başımdan. İşim var dedim. Ha. Selim Bey de yok ortalarda. El yıkamaya çıktıydı. Ne bileyim ben, bekçisi miyim Selim Bey'in? He, iyi madem. Kız sütlü, ne dolanıyorsun ortalıkta dezdanlar gibi kız? Anam gülmüsel abla,
Necmiye kendini odaya kilitlemiş. Ha? Haklı. O şey, kara dolu timtah ortalıklarda gezerken tabii o da kaçacak delik arıyor. Hele hele. Kendi evimizde kaçacak yer arayacağız. Yırtıveririm o timtahın ağzını. Hadi bacılar, gidelim de kızı odadan çıkaralım. Açmıyor kapıyı, bana işim var diyor. Ay, acaba Besme Hanım'a mı söylesek? He, oracık da yırtıversin çenedini. Selim Bey de ortada yok. Ayakkabısı kapıda. Yalın ayak gidecek değil ya bu adam. Evin içinde bir yerlerde. Kız tövbe estağfurullah, ne diyorsun? Kız odadan çıkmıyor diyorsun, oğlan ortalarda yok diyorsun. İkisinin aynı odada olmasından korkuyorum. Kamran Bey bir görürse var ya. Yürü bacılar, hadi. Necmiye. Necmiye Hanım. Öf, biraz yok mu sizden? Söyle. Necmiye, hadi bir aç kapıyı güzel kızım ha. Hadi benim canım, bir yüzünü göreyim, gadasını aldım. Bir şey yok yüzünde. Necmiye. Necmiye, yanında bir kimse falan varsa. Ne saçmalıyorsunuz? Kimse yok. Defolun gidin artık, yeter be. Selim Bey nerede o zaman? He? Bakacağız. Yürü. Kız yürü. Kız yürü. Kız yürü. Sen anca otur çocuğum. Anca otur Feride. Millet malı götürsün, sen otur. Benim iştahım yok teyze. Bunlar sizin için hazırlandı. Sahiden Feride'ciğim. Bilhassa mercimek köfte şahane olmuş. Yapanın ellerine sağlık vallahi. Size afiyet olsun o vakit. Benim biraz düşünmeye ihtiyacım var baba. Zira böyle sorular soracağını hiç ummuyordum. Bir yürekte iki yangın olmaz evlat. İki yangın olduğunu kim söyledi? Ne yardan geçiyorsun, ne serden. Baba, bugüne kadar Feride ile alakalı ağzımdan tek bir kelam çıktı mı? Çıkmaması düşündürüyor ya zaten. Benim Neriman'la bir münasebetim var. Başka hanımla olması da mümkün değil. O zaman Neriman Hanım'la yüzüğü takacağız. Haksız mıyım? Oh, baba o siz burada hasret giderirken biz Neriman haramisinin eşkıyalıklarıyla uğraşalım bakalım. Anne bir terbiyesizlik mi yaptı? Onun orada öyle oturması bile terbiyesizlik. Burada benim evimde gözümün içine baka baka yiyor içiyor. Anne. Anneciğim. Anne. Bak şimdi kimseyi üzmeyeyim, senin de kalbini kırmayayım çocuğum diyorum ama ben bu kadını evimde istemiyorum. Senin yanında yörende istemiyorum. Anneciğim niye böyle diyorsun? Sana gözün aydına, bana geçmiş olsuna gelmiş. Ne olur yapma. Gelmesin efendim. Gelmesin yeter. Bu kadının kırdığı cevizler beni aştı. Demeyeyim demeyeyim diyorum ama bak sana da sütümü helal et. Sus be kadın. Sus. İnsan. Vicdan. Sen nasıl bir annesin? Bu kadar kolay mı sütünü helal etmemek? Sırf sen istemiyorsun diye. Baba rica ederim ne olur. Anne. Beni iki arada bırakmayın. Seçim yapmak zorunda bırakmayın ne olur. Baba. Anne. Ben müsaadenizle odama çıksam ayıp olmaz değil mi? Yok canım, niçin ayıp olsun? Bizim maceralarımız sıkıcı geliyordur tabii sana. Ne demek istediğinizi anlamadım. Fena bir şey demedim Çalıkuş. Kamran'ı bu zor günlerde yalnız bırakmadığın için minnetimi ifade etmeye çalışıyordum. Sevgilime göz kulak olduğun için ne kadar teşekkür etsem az. Ben Kamran'la birlikte büyüdüm. Siz olursunuz, olmazsınız. Ama ben her zaman onunlayım. Siz yokken de. O yüzden bana teşekkür etmek size düşmez.
Besmele'nin gerginliği sana da sirayet etmiş. O dediğiniz koyun sürüsünde olur. Benim sizinle bir alıp veremediğim yok. Hiç öyle davranmıyorsun ama. Harcınız olmayan laflar ederseniz benden cevabınızı alırsınız. Lüzumsuz alınganlık gösteriyorum galiba. Aynen öyle. Kusura bakma çalık kuş. Kemran'la ilişkimiz aşikar olunca bu evdeki herkes düşman kesildi bana adeta. Bir Seyfettin Bey var bana doğru dürüst davranan. Besmele'ye de kızamıyorum aslında. Canım benim. Çok iyi anlıyorum ben onu. Paylaşamıyor tabii oğlunu. Ana yüreği işte. Ama zamanla anlayacaktır hata ettiğini. Geçecek zamanla değil mi Feride'ciğim? Besmele'nin de öfkesi geçecek. El birliğiyle çıkacağız yüzde. Sen yanımda ol, tamam mı? Selim nerede? Çıktı mı? Bak Necmiye, yeter artık. Son ver şu oyuna, sonu kötü olacak. Mesela, zehirlenir misiniz? Yoksa kirlendiler diye mi? Bak bir gören olacak. Yeter. Rahat olun. Ben istemezsem kimse giremez bu odaya. Hem daha iki tanecik yediniz, gücenirim vallahi. Çalıkuş olsaydı şimdiye üç kutu bitirmişti. Sindirim sıkıntım var. Ver şu anahtarı, aç kapıyı. Ver şu anahtarı diyorum. Necmiye anahtarı ver. Oğlum sen şu anahtarı. Ver şu anahtarı. Ver dedim sana şu anahtarı. Anahtarı ver Necmiye. Allah kahretsin seni Necmiye. Ne istiyorsun benden söyle. Söyle ne istiyorsun? Ne istiyorsun benden? Sakin ol sen. Çık, çık. Yürü! Yürü lan! Yürü! Yürü! Şerefsiz herif. Dur, dur, dur. Konuşma lan! Yürü! Çık dışarı! Çık dışarı! Dinle beni, zannettiğin gibi değil Hüsret. Konuşma lan! Dinle zannettiğin gibi değil bak. Lan şerefsiz! Lan hadi köpek! Lan sen bizim evimize girdin çıktın. Bana bak. Lan Feride ile görüşüyorum demedin mi lan sen bana? Demedin mi lan? Konuşma lan! Enişte! Enişte dur yapma! Baba, baba bir dinle! Yalvarırım baba bir dinle! Bak. Yapma! Yapma! Çekil! Baba! Kapatma! Lan seni kes! Enişte! Ya
Namusumuzu... Enişte aç, yalvarırım. Ne olur aç. Yapma, dinle önce. Ne olur aç. Kahret. Sen ne yapsan haklısın. Senin namusun benim namusum Kamran. Ona halel getirecek hiçbir şey yapmadım. Yemin ederim. Kardeşine talip. Sen Feride'ye ne taliptin lan? Üstad, ben artık yuva kurmak isteyen bir adamım. Feride ile de senin müsaaden olursa görüşmek istedim. Sen müsaade vermeyince de... Kapandı o defte. Dahası yok. Ama Necmi, sana diyemedim. İzin vermeyeceğinden korktum. Feride olmazsa Necmi'ye mi olur dedim. Ha Selim! Başka kız mı kalmadı? Üstad, benim kimsem yok. Görüp imrendiğim tek aile sizsiniz. Sizin bir parçanız olmak istedim. İyi bok yedin. İyi bok yedin. Üstad sevdim. Kardeşini sevdim. Thank you.
önce bununla temizleyeceksin. Lakin doğrudan yaraya dökme. Önce pomağa dök, ondan sonra temizle. Sen yapsan keşke. Karıştırırım diye diyorum. Babamla işim var benim. Bak, temizledikten sonra bana sor. Teyze, geliyor musun? Ya Besmeciğim. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Tövbe estağfurullah. Sizin namusunuz benim namusum dedi. Yarın istemeye gelecek. Hadi olacak bu iş. İyi misin baba? Canavar gibiyim. Kızını neredeyse öldürecek kadar canavar. Saran kalmaz. Sonra hepten ölürüm. Onlar da perişan. O yüzden gelemediler yanına. Ya ya. Selim nerede peki? Kamran göndermiş onu. Ama yarın seni istemeye geleceklermiş. Necmiye. Dişim kırılmış. Çürükmüş zaten. 20'lik dişimmiş. Dişçiye gitmeye gerek kalmadı. Oldu oldu, iyi oldu. Çok da güzel oldu. Selim'in kimi kimsesi yok bilirsin. Ailenizin bir parçası olmak istedim dedi. Ailemize imrendiği için mi baba? İkimiz de gerginiz baba. Daha sonra konuşalım. Besimeciğim, bu kadar hırpalama kendini. Üzülecek, hastalanacaksın sonra. Allah cezanı versin yılan! Hadi Cumali sizi evinize bıraksın. Yapabileceğim bir şey var mı? Sağ ol. Sağ ol. Geçmiş olsun Besimeciğim. Ne olacak peki şimdi? Selim Bey sahip çıkacak mı Necmiye'ye? Çıkar mı hiç? Alacağını almış. Sen bu kalfayı değiştir. Yanına hiç yakışmıyor. Aman canım, patavatsızlığından bakma sen ona. Üzme kendini. Her şey hallolur sevgili. Ben Selim Bey'in sizi yüzüstü bırakacağını düşünmüyorum. Sorun değil. Evlenecekler zaten. Görüyor musun bak, esasen ne ahlaklı ne onurlu bir beymiş. Tıpkı senin gibi. Zamane beyleri maalesef genç hanımlarımızın gönlünü çelip iş sorumluluk almaya gelince topukluyorlar.
Hiç düşünmüyorlar ki. O hanım kızlar da başkalarının kızı, bacısı. Neyse ki Selim Bey zamane beylerinden değil. Sen gönlünü ferah tut sevgilim. Üşüdün sen? Yok. Hadi gidelim. Hadi. Biz gideriz, sen gir içeri. Olmaz öyle şey. Cumali Efendi. Yettim beyim. Hanımları evlerine bırakıver bir zahmet. Allah'a ısmarladık. Gitti Karadul. Dönüş olmaz inşallah. Bakalım bu hadiseden kendine nasıl don biçecek bu iblis. Aklı fikri kuruyasıca da bir darhaneye düşesice. Pıttığı büzüşesice. Doldurdun biberi içine, doldurdun. E hep yaptığım. Necmiye nasıl yiyecek? Kızın ağzının içi yara hep. Vallahi hata ettik biz. Kabahatin büyüğü bizde. O daha içeride kimse yok dediğinde kıracaktık kapıyı, alacaktık o ırz düşmanını dışarı, sessiz sedasız postalayacaktık. Kız nasıl alıyorsun? Herif sevmiş koca diye ölüyor. Yaktı başımı. Yok yok, biz büyük hata ettik. Besime Hanım'a haber edeceğiz. Ben ettim. Hatta size gelmeden Besime Hanım'a gittim ilk. Necmiye'nin kapısının kilitli olduğunu, Selim Bey'in de ortada olmadığını görünce Besime Hanım'a gittim de dinletemedim. Karadol'la güreş tutuyordu. Konuşturmadı ki beni. Hayır. Beyim, su mu istediydin? Kız, su ver. Kız, sen ver. Hayır, bir su verin bacılar. İtini, kopuğunu, hırlısını, arsızını evimize sen doldurdun. Bu geldi başımıza. Üzüntüden ne söylediğini sen bilmiyorsun anne. Gayet iyi biliyorum. O ırz düşmanını bize musallat eden sensin. Kızının hiç mi kabahati yok? Ben miyim her şeyin sorumlusu? Sensin, sensin. Peki tamam. Tamam anne, tamam. Her şeyin sorumlusu benim. Geçti mi peki? Ben tamam deyince her şey geçti mi anne? Geçti mi sanıyorsun? Geçmedi. Geçmeyecek. Ben mezara girsem de geçmeyecek. Birbirlerine giriyorlar şimdi. Demedi deme çalı kuşu. Önümüzdeki kurban bayramı çok masraflı olacak. Pek latif işin aslını sanım efendim. Babam kafamı doğru nasıl sürttüyse artık. Dünyayı başka görüyorum. Çok önce uçan kuşum. Boşuna dememişler. Bacasının kırığını abi getirir diye. Beyininkini de zevcesi getirir derler. Hep sen. Hep sen değil misin sen? Evinden, barkından haberin yok. Neriman'la uğraşmaktan kim giriyor, kim çıkıyor bilme. Mütemadiye konuş. Seyfettin Reis. Hadi gel. Gel bir hava alalım seni. Tövbe tövbe. Dinden imandan çıkartırsınız abi. Beni öyle bir şeye mecbur bıraktı ki orospu. İyi gene akıllılık edip kardeşine talibim demiş. Demesem ne olacaktı ki sanki? Ya Kamran öldürecekti beni ya da zinadan gidecektim. Elim hafiftir. Bilmez miyim? Asitle pansuman yaptığın günleri. Sana yapmadım ama. Çünkü ben yaralanmayacak kadar aklı başında bir çocuktum. Ama şimdi aptalın tekiyim. Oyuna geldim. Bir daha Feride'nin yüzü haram bana. Sen öyle san. Feride bin kere helaldir sana. Sevsinler baba yüreğini. Elimdeki kozu duyunca baba ile öpeceksin.
Hem'i de sildin hep. Neyse, yeniden yaparız. Neyse ki yakında kurtuluyorum bu evden. Necmiye? Evden kurtulmak için yapmadın bu hatayı, değil mi? Ne münasebet. Siz yokken çok yakınlaştık biz Selim'le. 2 günde. Bunca yol kat ettiniz. Evli insanlar gibi. Aşk. Sabredebilirdin. Böyle olmayabilirdi. Tutamadık kendimizi çalı kuşu. Çok istedik. Müthiş bir arzu duyduk. Hiç yakıştıramıyorum ben sana bu lakırdıları. Yani ne biçim laf öyle? Dün Neriman gibi konuşuyorsun. Ben halimden gayet memnunum. Ben değilim. Şu haline bak. Üzülüyorum ben seni böyle görünce. Bence sen saadetimden memnun değilsin. Sen nasıl bir aptalsın acaba? Niye memnun olmayacakmışım canım? Selim beni seçti çünkü. Bravo. Çok esaslı bir karar oldu. Yalnız o buralardayken ortalıkta dolanmazsan sevinirim. Zira ufak bir ilgi kırıntısı duymuştu senin için. Yaralarını da kendin sararsın artık. Malzemeleri bulabilirsen tabii. Dokunma abla. Öpeceğim mi şimdi elini? Öpmem mi babam benim? Madem elinde böyle bir koz vardı da niye söylemedin daha evvel? Sırasıyla evlat. O zaman ben bir ara bir berbere gideyim de yüzümü gözümü toparlasınlar. Malum kız istemeye gideceğiz. Teyzeler teyzesi. Ben Necmiye ile konuştum. Sizin başınızı öne eğecek bir şey yapmamış. Çocuk mu kandırıyorsunuz siz? Gördük. Arıyla, namusuyla, edebiyle gelin olmayı beceremedi benim kızım. O da çok üzgün. Asıl ben çok üzülüyorum. Ana mıyım ben? Kızını dizinin dibinde oturtamayandan, eteğini yatağını koruyamayandan ana olur mu hiç? Olmaz olsun öyle ana. Öyle anaya öyle evlat işte. Haksızlık etme kendine. Sen benim tanıdığım en müthiş annesin. Başka anne mi tanıdın ki sen? Kuzum benim. Beceremedim ben Feride. Baba, annemin kalbini kırma. Kızına sahip çıkamadı. Gözünün önünde ne dolaplar dönüyor göremedi. Neriman'la uğraşacağına kızına analık etseydi bunlar gelmezdi başımıza. Ne yapacağız baba? Birbirimizi mi suçlayacağız? İbret alacağız. Ders alacağız. Biz bunu hak edecek ne yaptık diye düşünüyorum. Hasılı ben biliyorum payıma düşeni. Nasıl bir günahkar olduğumu. Uğursuzluğun, haramın ta kendisi olduğumu. Baba yapma.
O zaman seni günaha sokan benim. Sana ben kan verdim. Vebali benim boynuma. Böyle düşünmeni istemem. Bilmiyorum evlat. Adımdan gayrısını bilmiyorum. O bile muamma. Ben biliyorum. Bu vukuatın senin iyileşmenle bir alakası yok. Lakin bir sebebi olmalı ki gözüm. Durup dururken niye bizim başımıza geliyor bütün bunlar? Herkesin karısı kızı var. Kimsenin başına gelmesin. Allah kimseye vermesin de niye biz namusumuzda sınanıyoruz? Sebepsiz yaprak bile kımıldamaz. Bir sebebi var. Sat. Akşam için nevala. Demlenecek zaman mı? Acil bir ihtiyacımız olsa. Bir kere de çeneni kapatıp sadece söylenileni yapsan. Ben senin için diyorum. Düşünme sen beni. Kamran Hanım daha güzelini takacak. Yüksük mü diyor? Ne zaman dedi? Ben niye duymadım? Henüz demedi ama yakında der. Benim tanıdığım Kamran kardeşinin vukuatından sonra kol kanat olur. Sarar, bırakmaz beni. Çenesi gamzeli bir işe yaradı desene. Ay şu Necmiye Sümsün'le çenesi gamzeli deyip durma. Bilen bilmeyen de sevimli bir şey zannedecek. Ey demek. Akşam için Kamran'ın sevdiği yüzümden al. Gelecek. Ben öyle bir şey dediğini de hatırlamıyorum ama. Onca gün hasreti var Münevver. Muhakkak gelecek. Ey. Haklısın baba. Her şeyin bir sebebi var. Lakin burada pay çıkarması gereken biri varsa o da sen değilsin. Benim. Ben bir karar verdim. Neriman. Neriman'a sahip çıkacağım. O da başkasının kuzusu değil mi neticede? Kızı, bacısı, namusu. Artık benim namusum. Madem ki Neriman'ı seçtin, bundan sonra mektepliğe ümit verme sakın. Bozuşuruz evlat. Ben ona hiç ümit vermedim ki baba. Ne yapıyorsunuz burada? Duruyoruz. Ben de durayım o halde sizin. Yok. Gel sen. Elinden bir kahve içeyim. Nasıl? Kim? Teyze kızım. Babası ona sarılırsa daha iyi olacak. İsteme işi ne zaman demiştin? Yarın haber verecek beyefendi. Hadi eyvallah. Sen Vasfiye ne yaptın? Bir teşekkür borçlusun rahmetliye. Öldü mü? Bizim için kendini feda etti. Sayesinde Kamran ayağımıza dolanmayacak. Hadi eyvallah. Bak bakalım vesikası var mı? Sorup soruşturun kimlerdenmiş. Sen de şeriye sicillerine bak bakalım. Ortadan öylece kaybolan kimse var mı?
Ben Necmi'ye çağırayım. Odasında yesin. O halde müsaadenizle ben ona odasında eşlik edeyim. Otur yerine Feride. Ben aç değildim zaten. Sabah erken kalkmam gerekiyor. Afiyet olsun. Feride. Otur. Hazır. Anne. Ben yine senin kızınım anne. Beni içinden atma olur mu? Emeklerimi heba ettin. Başımı öne düşürdün. Olmaz olsun senin gibi evlat. Yemeyeceğim ben. Babam da istemez zaten. Abinin evde ilk akşam yemeği. Haftalardır bugünü bekledim ben. Ethem dedeye sözüm var. Hep beraber sofraya oturursak 40 göbek borcum var. Kalk. Geç otur. Afiyet olsun. Bekleyecek miyik daha? Akşam gelecek dedin. O kadar masraf ettirdin. Gelmedi.
Senin yüksek işi de buna dönmesin. Git aç karnını doyur Münevver. Hiç değilse çenene uğraş da olur. Müsaadenizle ben bir konuşma yapmak istiyorum. Buraya geldiğim ilk günü hatırlıyorum. Beni nasıl sarıp sarmaladığınızı. Üstelik haşarı bir çocuk olduğum halde. Hala öylesin. Ama artık çocuk değilim. Beni sevmek zordu. Ama siz bana sevildiğimi hissettirdiniz. Hem de çok. Annemin elleriyle dokundun bana. Babamın gözleriyle baktınız. Bana aile oldunuz. Öksüz ve yetim bir kız çocuğuna umut oldunuz. Ne olursa olsun, ne yaşarsam yaşayayım, çok mutlu bir çocukluk geçirdim ben. Peki bugün ne yaptınız? Söyleyeceklerimden dolayı şimdiden özür diliyorum. Maksadım kimseyi kırmak değil. Haddimi aşıyorsam peşinen bağışlayın. Siz bugün kendi kızınızı öksüz, yetim bıraktınız. Neden? Evet. Necmiye bugün çok büyük bir hata yaptı. Ne oldu? O artık bizim Necmiye'miz değil mi? Senin Necmiyen değil mi? Senin hastalandığında sabahlara kadar başını beklediğin. Dinledikçe şaşırdığı, şaşırdıkça yüzündeki ifadeyi sevdiğiniz için ona gramofon aldığınız Necmiye. O değil mi? Böyle bakıyormuşum. Bir şimdi yapamadım. Thank you.
keşke o günlere geri dönebilsek. O zaman çalı kuşunun değil, benim annem olduğunu hatırlar mıydın? Müsaadenizle. Başımı yere eğdin diyorsun ya anne. Hiç üzülme. Ben senin değil, kalfaların başını yere eğdim. Onların emeği daha çok çünkü üstümde. Sen Feride'nin sütünü götürürken Nuriye getiriyordu benim sütümü. Sen Feride'yle uyurken Dilber uyutuyordu beni. O yüzden sen hiç düşünme anne. Gülmisal kalfa yansın derdine. Dilber yansın, sütlü yansın. Sen üzülme anne. Yetiştirdikleri kız ortada işte. Ayak takımından ne olacak? Namusuna sahip çıkamadın. Yaşasınlar şimdi bu vicdan azabıyla. Bundan böyle benim vebalim onların boyunlarına atkı, yular. Soğuk. O halde içeri gir. Kamran. Neden yapmadın? Neyi? Tanımadığın insanların hayatını kurtarmak için bile kendini tehlikeye attın. Ama bugün kız kardeşin yaralarını sarmadın. Neden? Her yara sarılmaz. Bazısı kangrendir. Keser atarsın. Nasıl bu kadar acımasız olabilirsin? Ben miyim acımasız olan Feride? Güpegündüz. Üstelik babam da ben de evdeyken. Nasıl böyle söyleyebilirsin? Nasıl? Bizim durumumuza düşen adamlara ne derler bilir misin Feride? Affetmeyeceğim. Necmiye'yi de, o adi herifi de affetmeyeceğim.
Benim yüzümden sevilmediğini hissetti. O da kendini hatırlatıyor. Belki de geçmişin acısını çıkarıyor. Meseleyle alakalı bir kendini suçlaman eksikti. O da oldu. Ama öyle. Düşünsene. Gelip belki de onun çocukluğunu yaşadım. Annesini çaldım. Babasını çaldım. Abisini çaldım. Beni çalmış filan değilsin. Heveslinde değilim zaten. O halde yanımda oturma. Sana laf anlatmaya çalışan da kabahat. Feride! Feride, karanlıkta düşüp bir yerini kıracaksın. Battis! Sakalımız yok ki anlatalım. Ne oldu, kırıldı mı? Tutuldu gibi oldu ayağım. Bir şey oldu. Kilitlendi sanki. Kramp girmiştir, bir şey yok. O ne? Feride hadi in, daha beter olacak. Düşeceksin. İnemiyorum. Gel şöyle. Gel şöyle aşağı doğru. Şuraya bas. İnemiyorum diyorum. O halde orada kıvrıl, uyu. Sıntır. Hadi gel. Gel, gel. Tutacağım ben seni. Yavaş yavaş. 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 Gel. Ne yapacağım? Dikkat et. Dikkat et. Nereye? Evet, yavaş. Yavaş. Git hadi. Geçti ki zaten. Üzerine basabiliyor musun? İyi uykular. Thank you.
şuradan gideyim. Ben de şuradan gideyim. Bahçada yeşil çınar, boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Aman gülüm, nananay topkah güllüm. Nanay, nanay, gül var yârim nananay. Nanay, nanay, esmer yârim nananay. Feride, uyudun mu?
Fazla koydum içine. Anne. Affet beni. Umduğun gibi bir ana olamadım ben, affet. Anne, benimle uyur musun bu gece? Nereye? Eve gideceğim. Sakın. Böyle işim biter bitmez çekip gidersen benim ne kadar kırılmış olacağımı düşünemiyor musun? Nasılsın? İyi. Üzerine bastığına göre hayli iyisin. Hoplayıp zıplayabilirim. Ortam müsait olsa seksek oynayabilirim. Hatta dans bile edebilirim. O denli iyiyim. Ha. O halde muayene edeyim seni. Kalp ilacı yazayım mı sana? Kendine yaz. Afiyet olsun. Sana ne? Feride, yine çocuğun sütünü içmişsin. Hangi çocuğun? Feride, bir dans ettik aklın gitti. Hiç de bile. Sen kendi aklına mukayyet ol önce. Feride, rica ediyorum, bir daha benim kollarımın arasında dans ederken titreme. Hiç de bile. Nasıl yani, anlamadım. Yani mütemadiyen titreyeceğim mi diyorsun? Hiç de bile.
kabalık mı ettim? Nereye gidiyorsun? Hala az etmeye devam ediyorsun. Milleti uyandıracaksın yetmezmiş gibi. Hayda. Ayrıca senin de avuç içlerin terliyordu. Dans ederken vıcık vıcık. Sana olan heyecanımı her daim sıcak tutuyorum. Fena mı? Ben seni nereden tanıyorum? Hani sütün? Sütünü hırsızlar içmiş kızım. Kızım mı? Ben de inandım. Senin babanın adı ne küçük arkadaşım? Kamran. Ya. Peki. Annen kim? Gülbe Şeker. Ha? Şimdi tamam oldu işte. Neriman yetmiyordu. Bir de Gülbe Şeker çıktı şimdi başımıza. Ne haliniz varsa görün. Ben gidiyorum. Uyuyacağım. Feride. Feride. Ne olur beni tek başıma bırakma bu rüyada. Ne yani? Yine mi rüyadayım? İyi madem, uyanmadan Gülbe Şeker'le de tanışma şerefine nail olursam, gerçek hayatta getiririm burnundan fitil fitil. Ama Gülbe Şeker sensin anne. Ne? Bismillah. Gecikmeyeyim. Kaç gündür uğramıyorum zaten. Ha iyi o zaman. Ben bir teyzene haber vereyim mi? Yok yok. Gittim bile ben. Hadi al ısmarladık. Bu yine birinden kaçıyor ya. Hadi hayırlısı. Kamran Bey'den kaçıyordur. Akşam bahçede tartışıyorlardı gene. Necmiye içindir. Ay Allah bu kızdan razı olsun. Bir tek Feride mi durdu Necmiye'nin arkasında dimdik. Eğilen baş onun değil. Durur tabii. Kız bu Necmiye azıcık sabredecekti ya. O kadar mı yandıydı? Erkek kısmısına bir şey yok. İstediğini alır gider. Eteğini tutacaktı. Biz onu böyle mi yetiştirdik bacım? Yürü yürü. Günaydın. Hoşça kal. Feride. Patris. Efendim Sıntır? Bir 5 dakika beklersen hemen üstümü değişip çıkacağım. Seni mektebe bırakabilirim. Sen Neriman'ın yanında mıydın ki bu vakte kadar?
Neyse sen git. Ben kahvaltı edip çıkacağım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Üzerimi değişip çıkacağım ama. Kamuran mıydı o? Hemen çıkacak mısın? Hastaneye gideceğim baba. Bu Selim akşama gelmemezlik etmez değil mi evlat? Yok baba, daha neler. Gelecek. Ah be evlat. Daha neler dediğimiz neler gördü bu gözler bilsen. Şimdi benim de içime bir kurt düştü. Neyse ben bir hastaneye gideyim. Paydos'tan sonra sana haber veririm baba. Merak etme. Gözüm. Mektepliden uzak dur. Baba sen de fazla abartıyorsun. Ben diyeceğimi diyeyim de abartmış olayım. Dün ne konuşmuştuk seninle? Kıza ümit verme demedim mi ben sana? Sen ne yaptın? Gece vakti bahçede gezdim. Baba muhabbet ediyorduk. Onu da mı yapmayalım? Lüzumsuzsa yapma. Peki tamam baba. Bundan sonra Feride'nin 100 metre yanına dahi yanaşmam. Yanaşma. İyi olur. Sanki ben ırz namus düşmanıymışım gibi. Haşa. Ben ne öyle bir laf ettim ne de öyle bir imada bulundum. Ben dün kız babası olarak bir imtihan verdim. Bunda da başarısız oldum. Ömrümün geri kalanında ne seninle alakalı ne de öksüz yetim bir yavrucakla alakalı sınanmak istemiyorum. Sınanmayacaksın baba. Lakin evlat, sen mektepliğe verdiğin kalbinle Neriman'a sızlayan vicdanın arasında çok sınanacaksın. Bu yüzden Feride'den uzak dur diyorum ya sana. Seni senden korumak için. Kalkmadın da merak ettim. Ağlıyor musun? Adını sayıkladım Nevver. Feride'nin adını sayıkladı sabaha kadar. Senin koynundayken. Kamran o kızı seviyor, bir şey yok. Bilemedim ki ne yapmalı. Domuz büyüsü mü yapayım? Yap. Levent Efendi bu kızın tapusu bende diyesiydi. Onu mu bir görsek diyor. Sen onu çağır, bir hazırlık yap. Sabah şerifleriniz ayrı olsun. Cümlemizin. Ben de sana ekmek ıslıyordum.
Ağzın acımasın diye. Akşam mı gelinir kız istemeye? He, normalde öyle olur da seninki nasıl olur gayrı Allah bilir. He, akşam gelinir kızım. Peki ben de çıkacak mıyım hoş geldiniz demeye? He, sanki mahremin kaldı da. Ciğerim yanıyor. Bana çektirme. Çek gir. Dul karı gibi oldu bittiye geliyor her bir şeyin. Ya böyle mi olması lazımdı Gülmüşsel? Bu çocuğu biz büyüttük. Böyle ite, hırs düşmanına eş olsun diye. Benim de içim yanıyor. Otur. Ben seni çok özlüyordum. Bir daha öyle gidersen küserim hadi, bak. Hadi. Dur ya. Ben de sizi çok özledim hemşire. Ay hemşirem, iyi ki bitti uyandınız bu kabustan. Nihayet bitti. Sorma. Kabus kabus üstüne. Aa. Şişt. Dersiniz hadi koş. Kalk 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 kalk. Yine ne oldu anlat bakayım. Çok acayip bir rüya gördüm. Ben de bir şey sandım. Çok gerçek gibiydi ama. Uyanınca geçer hemşireciğim. Ay uykunun iyi gelmediği bir şey mi var hemşireciğim? Bu dünyadan canın sıkıldı mı hop uyu. Rüyalar alemine. Orası mı işine gelmedi? Hop uyan. Gerçek dünyaya hoş geldin. ne oldu peki? Çok korktun da bu tarafa mı kaçtın hemen? Nasıl korktuysam artık ta oradan buraya koşarak geldim düşün. Hmm. Ay merak ettim şimdi. Daha evvel sana bahsetmiştim ya rüyama Munise adında bir çocuk girdi diye. Hı-hı. O yine benim çocuğummuş. Babası kimmiş peki? Kamran tabii ki. Tabii ki. Aman üf neyse. Adım Feride değilmiş ama. Çalık üşü. Gülbe Şeker. Uf, bin tane mahlasım oldu. Geldik aferin münafık. Hastane başımıza yıkılmaz sayı. Zengin tabii. Ha, kimi kime şikayet edeceksin? Bu söylediğin iyiydi. İşte buna örnek alın. Helal olsun. Cennetlisin Zeki Bey. Kamran Bey hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Sağ ol Üftah. Selim geldi mi? Yok hayır. Tamam. Gelince hemen bana gönder. Peki tamam. Necmiye de evleniyor. Nasıl ya? Nasıl evleniyor? Kimle evleniyor? Selim Bey'le. Yok olmaz. O ne demek o? Yani ne bileyim işte hani olmaz gibi sanki. Sen çıkar bakayım ağzındaki baklayı. Yok hemşirem ne baklasın ne alakası var? Yok yok niye öyle dedin peki? Aman işte Necmi evleniyor biz evde kaldık o yüzden öyle dedim ben. Bonjour monsieur. Bağnaz o bağnaz. Sen yokken resmen beynimizi yıkadı. Yok Kamran Bey'in yaptığı günahmış da yok bilmem ne. Anlaşılan bazılarınkini yıkamakla kalmamış çitilemiş adeta. Aman boş ver şunu. Burada oturmuş seni bekliyorum. İki saatte getiremedin şunları. Git bana elma getir. Burası benim yerim. Artık benim yerim. Bak canım. Ben bu okula geldiğim ilk günden beri burada otururum. Bu yüzden çekil lütfen. Ben de ilk geldiğim günden beri burada oturuyorum. Tesadüfe bak. Son ihtarım. Çekil.
elimden etmeye çalışıyor masör. Eşyalarımı yere attı, zor kullanıyor. Burası zaten Feride'nin yeri. Ama lütfen boş olan sarıya geçer misiniz Mademoiselle Vales? Hoş geldin Feride'ciğim. Matmazel. Sürüntü numunelerini Seyfettin'inkilerle karşılaştırmak lazım. Ben de aynısını düşünüyorum hocam. Hayırdır? Pek keyfin yok gibi. Oysa onca olaydan sonra hürriyetinin ilk günü. Hayat işte hocam. Bugün dünden daha iyisin. Yarın daha da iyi olacaksın. Tamam aslanım. Hayrola? Tatsız tuzsuz mevzular hocam. Başınızı şişirmeyeyim. Şişir şişir. Şu sıralar çok rahatım. Hanım memlekette de. Hekim efendi, oğlum nasıl? Gayet iyi görebilirsiniz. Allah razı olsun senden. Cümlemizden. Anlatmayacak mısın? Ev, aile, aşk meşk. Ev, aile bende de var. Aşktan meşten söz etsin. Hocam, Avrupa'da bir ahbabınız vardı. Bir aralar sık sık yazışırdınız. Sigmund. Evet. Rüyalar hakkında enteresan tezleri vardı. Hala da var. Makalelerini yayınlamadan önce mutlaka bana yazar. Her geçen gün tezini destekleyecek yeni savlar atıyor ortaya. Peki ne diyor? Rüyalar bilinçaltımızın tezahürüdür diyor. Bastırılmış korkular, duygular rüyalarda açığa çıkar. Affedersiniz, saçmalığın dik alası. Sorduğuma pişman oldum. Rüyanda ne gördüğünü anlatırsan, bilimden nasibini almamış bu teorini belki kabul edebilirim. Selim? Ne oldu oğlum sana böyle? Hocam, tıbbi yedek kadavra lazımmış. Ölü taklidi yaptım. Yardımcı oldum talebelere. Yakışmış sana. Hocam, beni hastaları bekliyor. Buyurun. Beni çağırtmışsın. Bizimkiler saat 7'de seni bekliyor. Halimiz vardı. Birbirimize kız isteyecektik. Lakin malum, kız tarafı benim. Ben alırım şekerimi, çiçeğimi, gelirim üstad. Merak etme. Tek başına kız istemeye mi gidilir? Yazar Hoca ile konuş. Birlikte gelin. Sağ ol. Kız
kız babası olsam seni eve sokmam da. Sen benden bir şey saklıyorsun. Yok. Eğer Selim Bey'le ilgili bir şey biliyor da bana söylemiyorsan var ya. Ay vallahi bilmiyorum. Çalık uçuna kadar üstüme geldin var bilmiyorum. Ben sana niye inanmıyorum acaba? Sen bana niye inanmıyorsun acaba? Hadi şeye çıkalım. Teneffüse temiz havayı kaçırıyoruz. Ders başlayacak sonra yine. Bu da olmadı. Kız günah anam araya gidiyor hep kahveler. Prova alıyorum. Akşama şunu çıkarıverin. Olur anam. Yo. Bu kahve bozuk. Bakayım. Yok canım iyi bu. Köpürmüyor. O kadar denedim hiçbiri köpürmedi. Köpürmeyiversin canım ne olacak? Ama akşam servis edeceğim. Önlerine ne koyarsan onu yiyecekler onu içecekler. Doğru. Haklısın anne. Hiçbir şeye özen göstermeye gerek yok. Ben el alemin kızı gibi başım dik çıkmayacağım bu evden değil mi? Selim Bey de önüne ne koysan onu yer. Onu içer. Necmiye bozuk kahve çünkü. Sadece damat kahvesine mi tuz atıyorduk? Yani. Yapın. Hayırlı uğurlu olsun. Selim'le konuştum. Akşam kız kardeşini almaya geliyoruz. Demek dostluğunuzu kan bağıyla taçlandırıyorsunuz hala. Artık hiç kimse tutamaz sizi. Hayırlısı hocam. O anlatmadı. Sen de anlatmıyorsun. Belli ki tatsız bir netice sonucu alınan karar. Maalesef öyle oldu hocam. İkiniz de benim en özel talebelerimsiniz. İkinizin de yeteneklerini her zaman gıpta etmişimdir. Estağfurullah. Öyle öyle. Dostluğunuza da ne olursa olsun sakın birbirinizi kaybetmeyin. Akşam görüşürüz hocam. Hayrola? Bu akşam kızı istemeye gidiyoruz. Hadi hayırlı olsun. Bana bak işe yarayacak mı senin bu planın? Saat gibi işleyecek hem de. Bak eğer... Sen akıllı ol, dediğimi yap, gerisini düşün. Çocuk mu avutuyorsun sen? Bu işin şakası yok. Kızı istemeye gidiyoruz diyorum sana. Ne zaman şu olacak dedim de olmadı. Bana güven diyorsan bana güven. Nerede kaldın? E hani Ardın Münevver? Levent Efendi sonra gelirim diyor. Kendini şikara çekiyor kanımca. 10 saat mi sürdü oradan buraya gelme? Muştum isterim ama. Önce bir duyayım da. Zübeyde yok mu? Benim köylü. Varsa da ben bilmiyorum Münevver. Ya yedi ben mi Zübeyde? Ay Sadede gel Münevver. Bu Levent Efendi'nin hizmetini görüyor ya. Bir tane fren kişi cekete ütü basıyordu. Baktım Levent Efendi'nin kalıbı değil. Soruyorum kimin bu ceket diyorum demiyor. Neyse gallem ettim konuşturdum. Selim Bey'miş. Akşam kız istemeye gidecek ya.
Selim'in Levent Bey'le ne alakası var? Manevi oğluymuş. Ne? Ya. Mari nerede? Parlovarda olsa gerek. Babası gelmiş. Ha, Lazar amca. Kolay gelsin Mümtaz amca. Ha, sağ ol Feride. Senin bir emanetin vardı, aldın mı? Ne emaneti? Bir hafta 10 gün olmuştur. Ya çikolata ya fondandı. E alayım bir zahmet. Tamam. Gideyim getireyim kulübeden. Hı hı. Kim bırakmış? Kemran mı bırakmış? Ay kim bırakmış ki? Hadi gidiyoruz hemşire. Nereye? Babam parlovarda ikimiz için de izin istemiş. Akşam sizin evde kız isteme nümayişi varmış ya. Ha, ben gelemem. Niye? Necmiye Hanım Selim Bey konaktayken ayak altında dolaşma dedi. Selim Bey, Selim Bey diye beynini yedi beyinsiz. Niye öyle dedin? Çünkü Selim Bey kötü bir zat hemşire. Hı. Ne kötülüğünü gördün? Yani ben Vahit! Babanız bekliyor. Ben gidiyorum madem. Git madem. İyi. Ali, Feride gelmiyor Mazur. Gözlerin yorgun görünüyor. Benim oğlana söyleyeyim de gençlik iksiri yapsın sana. Para da almam kız senden. Oğlum mu vardı senin? Manevi oğlum. Ne güzel. Bir gün onu da ağırlamak isteriz burada. Hayırdır? Feride'nin tapusu bende diyordun. Öyle. Alsana o zaman göreyim. Beni mi fişteklemeye çalışıyorsun? O kızı yolumdan çek. Başka emrin? Bana yardım et. Ne çıkarım olacak? Ne istersen. Yaşın başın da var ama öğrenememişsin. Hala büyük laflar ediyorsun. Altından kalkamayacağım büyük laflar etmem ben, merak etme. İyi. Anlaşalım. Sana yardım ederim. Ama karşılığında nikahını isterim. Ne oldu kız? Yüzün değişti. Kamranda olan bende de var. Tamam tamam, korkma. İstesen de varmam sana zaten. Necmiye evleniyormuş diye duydum. Doğru duymuşsun. Evleneceği oğlanı soruşturdum. Selim'miş adı. Bir oyun oynayacağım onlara. Sen de bana yardım edeceksin. Nasıl olacak o iş? Kimsenin bu heyecanı elimden almasına izin vermeyeceğim. Bunu mu giyeyim, bunu mu? İstediğini giy kızım, ben anlamam ki. Annem de gelmedi yardım etmeye. Nasıl böyle bir şey yaptın, kurban oldu? Nasıl düştün böyle bir hataya? Hem insan hiç evlenmeden altınını verir mi? Oldu bir kere. Thank you.
Feride, yemeği mi yiyor musun? Michel, Mari sana Selim Bey'le alakalı bir şey söyledi mi hiç? Yo. Doğru söyle bak. Tehlikeli falan dedi işte. Ben de seninle birlikte duydum. Selim Bey bana fondan bıraktığını söylemişti. Yeni hatırladım. Hastanedeydik o zaman. Bugün öğrendim ki fondanları Necmi'ye almış. Bana da hiçbir şey söylemedi. Söylemez zaten de. Dün odasında fondanlara dokunacak oldum, kıyameti kopardı. Metin inceleme dersinde olsaydık sonra Alex'e bu söylediklerini şöyle yorumlardı bak. Fondan bir metafor. Selim Bey'in kalbini temsil ediyor. Selim Bey çalı kuşuna kalbini sunmak isterken bir tesadüf sonucu Necmi'ye kaptırıyor. Onlar ermiş muradına da. Bu işte başka bir şey var. Zaten nişanlanacak olmaları da ayrı bir hadise. Sözde günlerdir sevişiyorlarmış. Ben hiç inanmadım. Yani her şey çok ani oldu. Hafiyeli karın doymuyor Feride. Hadi gel. Aç kalacağız. Sen in. Ne yaptın? Tırnaklarını mı geçirdin? Merhaba. Maşallah Mirim. Çok iyi görünüyorsun. Oğlun geldi tabii. Gençleşmişsin. İçi seni, dışı beni. İyi, iyi. Asayiş Berkemal. Müşteri ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanım memlekette. Bu akşam küçük hanım bana eşlik edecek. Besme teyzeciğim. Merhaba evladım. Artık edebildiği kadar. Necmiye nerede? Yukarıdadır. Tamam. Geç, gel oğlum. Hadi, öp babanın elini. Hocam, bizde kahveden evvel olmaz. Malum adetler. Ah be oğlum, ben hiç hayatımda kız istemedim ki. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun. Ne içersin Mirim? Kahve içeriz değil mi Selim? Şimdiden. Tamam, uzatma. Adam adetleri bilmiyor. Necmiye, bak hemen bu saçmalığa son ver tamam mı? Sensiz saçmalık. Yüzmüşüm yüzmüşüm kuyruğuna gelmişim şurada. Hemşirecim, kuzum, cicim. Ya bu adam Feride'yi zehirlemeye kalkışmadı mı? Ya sana da bir fenalık yaparsa? Yapamaz. Abimden ödü patlıyor bir kere. Bak Necmiye, şu yüzünün gözünün halini görmüyor musun? Ya yazık değil mi sana? Değer mi? Değer. Of. Bana bak. Çalı kuşuna bir şey söylemedin değil mi? Ben Necmiye hiçbir şey söylemedim tabii ki. Söyleme tamam mı? Duyarsa saadetime engel olur. Unut. Sil aklından bütün mevzuyu tamam mı? Ya sana bir şey olursa? Olmayacak. Hemen kendimi güzel korurum. Aşık sensin Feride. Feride için cevaplar çıkmadı. Şşt!
Ver dedim. Bugün bana aşk nedir diye sordun. Kapa çeneni. Ver dedim sana. Aşk sensin Feride. Şaşırdın cicim. Haberin yok muydu? İçinde aşk ilanı var, okumamış şapşal. kim bu Kamran? Yakışıklı mı bari? Hiç unutmam bir gün Kamran'la bu ikisi Memduh'un dersinden çıkmışlar. Memduh. Ya Memduh hoca ağzı var dili yok hani. Eline sağlık güzel kızım. İşte. Bir daha Selim hakkında böyle konuştuğunu duymayayım bari. Alışın buna. Müstakbel beyim o benim. Helal. Bilmediğin bir şey mi okuyorsun? Seni alakadar etmez. Efendim, gelelim sebebi ziyaretimize. Buyurun efendim, gelelim. Biz Necmiye'yi Selim'e almaya geldik. Aa, tövbe estağfurullah. Bu nasıl kız isteme? Allah'ın emri peygamberi kavli bile demedi. İyi de benim babam sizin adetlerinizi nereden bilsin Necmiye? Bunlar bana düğün bile yapmayacak korkarım. Böyle dul kadınlar gibi. Ay abartma. Oldu bittiye getiriyorlar baksana. Verdim gitti. Nişanı ne zaman yaparız? Hafta tatili münasipti. Bu cuma diyoruz o zaman. Bir tabii ki Meryem. Ben çağırayım da el öpsün çocuklar. Lüzumu yok. Verdik zaten. Şöyle geçelim yerim.
Hayırlı olsun. Nikah akdi bu kağıdın üzerine düzenlensin. Cariye Nizamettin kızı Feride. Ben de Selim. Cariye hiç görmemiştim. Ben uydurdum. Zehirlenmeyelim. Keşke. Bir dene bakalım. Fena değilmiş. Ne bunun adı? Gülbe şeker. Gülbe şeker sensin anne. Settarzade Selim. Nizamettin kızı Feride'yi aldın mı? Aldım. Aldın mı? Aldım. Aldın mı? Aldım. Ben dahi ahdi nikah ettim. Sevdim de. Ben Gülbe Şeker'i çok çok sevdim de.